Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. 7 kere 8 kampının 2. sezonundayız biliyorsunuz ve 9. dersimize geldik. Biliyorsunuz okulların açılış tarihi de ötelendi. Dolayısıyla bu derslerin aslında bence sizler için önemi bir kat daha arttığını düşünüyorum. Bu yüzden derslerde bana eşlik ederseniz sizin için daha faydalı olacaktır. Bunun için de biliyorsunuz derslerin PDF'sini paylaşıyoruz. Videonun altında partikülmatematik.com sitesinin linki var. Direkt oraya gittiğinizde bütün derslerin PDF'lerini bir arada bulabilirsiniz ve oradan da çıktısını alabilirsiniz eğer imkanınız varsa. Eğer çıktı alma imkanınız yoksa da lütfen bir kağıt da olur, not defteri olur. Onunla beraber beni takip ederseniz sizler için daha faydalı olur. Bu arada eğer değilseniz kanala abone olarak hem kampın diğer videolarını kaçırmadan takip edebilirsiniz ve tabii ki de sezon içerisinde yapacağımız zor soru çözümleri, normal soru çözümleri ve konu anlatımlarını da yine kaçırmadan izleyebilirsiniz. Diyorum ve artık hazırsanız ikinci sezonumuzun ikinci dersi olan tam kare olmayan kareköklü sayılara başlıyoruz. Şimdi ilk soru şu, biliyorsunuz geçen ders size ne anlattım? Tam kare olan, yani sayı vardı, atıyorum kök içindeydi ve 36'ydı. Biz biliyorduk ki 36 direkt 6'nın karesidir. Lap diye çıkıyordu, 6 diyorduk. Mesela kök içinde 49 olsa 49'un neyin karesi? 7'nin. Hop, o da hemen çıkıyordu. Peki kök 7'ye ne diyeceğiz? Yani bunları hallettik geçen ders. Hatta ödev vermiştim ezberleyin diye. 1'den 20'ye kadar tam kare sayılarını ve daha doğrusu 1 ve 20 arasındaki tüm sayıların karelerini ezberleyin dedim. Yani dolayısıyla tam kare sayıları ezberlemeniz gerekiyordu. 400'e kadar, çünkü 20'nin karesi 400. Eğer onu yaptıysanız tam kareler çok işinize yarayacak, onu da söylemiş olayım. Şimdi onlar dışında olan bir sayımız var elimizde. Kök 7. Bunu nereye alacağız? Şimdi kök 7 için size direkt kök 7 kaçtır diye sorulmaz. Çünkü kök 7'nin direkt karşılığını bulabilmeniz için hesap makinesi, aritmatik işlemler vesaire onlar gerekiyor. Biz kök 7'yi şu şekilde sorarız size sadece. Hangi iki doğal sayı arasındadır? Hangi iki doğal sayı arasındadır? Şimdi hemen bu gibi sorularda, ki çok çıkar karşımıza, ne düşüneceksiniz? Bu arkadaşın bir altına bir de üstüne bakacağız. Yani 7'nin altında tam kare olan kim var ve 7'nin üstünde tam kare olan kim var? 7'den küçük sayıları düşünün. Tam kare sayı istiyorum yalnız. Hani ezberlediklerimizi şu an bir ortaya dökme zamanı. Ödev yapıldı mı? Takipte olalım. 7'nin altında 6 var mesela. 6 tam kare mi? Değil. 5 değil. 4 bingo. Kök 4'ü o zaman buraya alabiliriz. Kök 4 tam karedir ve benim için bir doğal sayıdır aslında. 2'dir değil mi? Kök 4 2 diye dışarı çıkar. Peki 7'nin üstüne çıkalım. 8 tam kare mi? Değil. 9 bingo. Kök 9 nedir? 3'tür. O zaman biz artık şunu söyleyebiliyoruz sevgili gençler. Kök 7 sayısı diyoruz ki 2 ile 3 arasındadır. Yani 2 ve 3 arasında yazabiliriz. 2,5 gibi düşünebilirsiniz. 2,4 olabilir. 2,4376 falan o şekilde uzayabilir. Tam değeri hiç önemli değil. 2 ile 3 arasında demeniz benim için ve tabii ki de matematik için yeterli. Devam. Kök 108, hadi biraz daha yükseltelim sayımızı. Hangi iki doğal sayı arasındadır? Şimdi aynı mantık, aynı yöntem. 108'i yazıp bir altına bir de üstüne bakacağız. 6 kolay aslında. 107 değil, 106 değil, 105 değil, 104, 103, 102, 101 derken beni nereye götürüyorsunuz? Kök 100'e götürüyorsunuz ki kendisi 10'dur değil mi? Lap diye 10 diye çıkarttık. 108'in şimdi üstüne çıkalım. Fakat burada artık sayımız büyük olduğu için tek tek böyle 109, 110, 111 diye denemek biraz işgüzarlık olur. Hiç gerek yok. Biz burada hemen akıllılık yapacağız. O kadar geldiniz Partikül Matematik kanalına. Bir kısa yollar, bir şeyler öğrenin değil mi? Hemen şunu yapıyorsunuz. Hani burada 10 yazdık ya. Bir üstünde ne var? 11. 11'in karesi kaç? 121. O zaman bu 108'den büyük tam kare sayınız 121'dir. Yani kök 121, o da nedir? 11'dir. Dolayısıyla bu arkadaş için ne diyoruz? 10 ve 11 arasında bir sayıdır ama nerelerde bilmiyoruz. O kadar. Peki devam. Şimdi bir örnek içine sokuşturalım bu konuyu. Mesela diyelim ki alanı 78 metrekare olan kare şeklindeki oyun parkının çevresine şerit çekilecekmiş. Bu iş için yaklaşık kaç metre şerit gerekir diyor. Yani benim için öncelikle bu karenin bir kenarı gerekiyor. Onu da nasıl bulacağım? Alanı 78 ise bir kenarı nedir? Kök 78'dir değil mi? Hani karesi 78 olan sayı kaçtır? Geriye dönüş yapacağız. Bunun içine ne yapıyorduk?
kareköklü sayıları kullanıyorduk. E şimdi siz bana bunu direkt söyleyemezsiniz. Çünkü kök 78, daha doğrusu 78 kökün içinden direkt çıkamaz. Çünkü tam kare değil. O zaman yaklaşık çıkacak. Yaklaşık olarak da bu arkadaş ne ile neyin arasındadır onu düşüneceğiz. Yaklaşık işareti de şudur bu arada. Eşittirin üstüne bir dalga yaparız ama çok önemli değil. 78'in bir üstünde kök 81 var tam kare olan. Altında ise kök 64 var tam kare olan. Yani 8 ve 9 arasında, hatta bir bonus olsun, 9'a da çok yakın diyebilirsiniz. Yani böyle 8,7, 8,8 gibi bir sayı düşünebilirsiniz. Çünkü bakın 78'den 81'e oldukça yakın bir fark var ama 64 bayağı uzak. O zaman biz bu arkadaş için yaklaşık 9 diyebiliyoruz. E şimdi bu karenin bir kenarı yaklaşık 9'sa, hani şöyle bir teknolojiden yardım alıp kare çizelim. Çizebildik mi? Süper. Bir kenarı 9 olsun. Tamam. E bana çevresini artık çok rahat bir şekilde söyleyebilirsiniz. 4 kere 9, 36 metre gerekir diyebiliriz. Yani 36 metre gerekir ama artış olur. Yani 36 metrenin tamamı kullanılmaz bakın. Bu karenin de bir kenarı 9 değildir. Yaklaşık 9'dur. Zaten soru da size bak ne soruyor? O kelime çok önemli. Yaklaşık soruyor. Zaten başka türlü soramaz. Çünkü az önce de söylediğim gibi bu şekilde tam kare olmayan sayıları kökten dışarı tam çıkartamıyoruz. Yaklaşık bir şey söyleyebiliyoruz, o kadar. Geldim yeni konuya. Çok çok önemli. Karekök konusunun böyle bel kemiği diyebileceğimiz bir yere geldik. Bir kareköklü ifadeyi, tam kare olmayanları tabii ki de, A kök B şeklinde yazma. Gerek toplama çıkarmada, gerek çarpma bölmede, gerekse diğer bütün işlemlerde, köklü sayıların bütün işlemlerinde bunu kullanacağız. Dolayısıyla çok iyi sindirmemiz, öğrenmemiz gerekiyor. Mesela kök 12'yi A kök B şeklinde, yani çıkartabildiğimiz kadarını çıkartalım. Hani tam çıkmayacağını biliyoruz. Yaklaşık olarak da söyleyebiliriz bu arada. İşte 3 ile 4 arasındadır da diyebilirsiniz. Ama bu, şu an onu da istemiyorum. Size şu an sorduğum soru şu. Kök 12'yi en sade haliyle yazın. Ki soracaklar. O sorduklarında işte ne yapıştırıyorsunuz cevap olarak? Şunu yapıyorsunuz. Melih Hoca bize şöyle öğretmişti diyorsunuz öncelikle. 12'yi algoritma yapıyoruz. Tabii ki de düpdüz bir çizgi çizerek yapıyoruz bunu. Başlıyorsunuz algoritmaya. 2'ye böldüğünüz 6, 2'ye böldüğünüz 3, 3'e böldüğünüz 1. Şimdi biz ne demiştik ilk ders? İçinde o köklü kökün içinde çiftini bulan, hani evlenen dışarı çıkıyordu demiştik ya, eşini bulan dışarı çıkıyordu. Şimdi 12 yerine ben 2 çarpı 2 çarpı 3 yazabiliyordum ya hani. Dolayısıyla burada bir eş gördüm. İkiler bir araya gelebiliyorlar. O zaman o 2'yi dışarı şutlayabiliyorsunuz. Yani 2 dışarı atılabiliyor. Biliyorsunuz tek halinde çıkartıyorduk. Çünkü eşini bulunca hani bir yastıkta kocuyorlardı. Dolayısıyla tek başına çıkıyordu. Kökün içinde kalan bir zavallımız var yalnız. Kim o? 3. Onu yazmaya devam ediyorsunuz. O 3 orada kalacak. Dolayısıyla kök 12'nin eşiti 2 kök 3'tür. Yani en sade halini yazdım sizin için. Tamam. 3 mesela dışarı çıkar mı? Çıkmaz artık. Yani çıkartabildiğimiz kadar çıkarttık. Mevzu bundan ibaret. Hadi biraz büyük bir örnek verelim. 192. Bak bu konu çok önemlidir. Hemen dümdüz bir çizgiyi de çekebilecek miyiz? Evet çektik. Neyle başlıyoruz? Algoritma yapacağız. Çıkartabildiğimiz kadar çıkartacağız. 2'ye bölerek başlıyorum. Kaç yapar? 96 mı? Evet, doğru söylüyorsunuz. Bir daha 2'ye böldük. 48. Buralarda çok dikkat edin. 2'ye böldüm. 24. 2'ye böldüm. 12. 2'ye böldüm. 6. Böl Allah böl. Bitmiyor. Bitti. Şimdi çiftini bulanları hemen ayıklayıp dışarı atıyorum. Bir tane 2 buldum. Bir tane daha buldum. Bir tane daha buldum. 3 tane 2 buldum bak. Dışarıya 1, 2, 3 tane 2'yi şutladım. Ama kök içinde yine bir zavallımız var. O da kim? 3. Çiftini bulamadı. O zaman içeride kalmaya mahkum. O zaman ne diyoruz bu arkadaşa? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı kök 3 demiyoruz tabii ki de. Bunları çarpıyoruz. Çünkü dışarı çıkanlar kendi içinde işleme girebiliyorlar. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. Yani 8 kök 3 olarak yazabiliyoruz. Kimi? Kök 192'yi tabii ki de. Mevzu bu kadar. Umarım anlatabilmişimdir. Dediğim gibi çok önemli. O yüzden bu örneklere devam ediyorum. 124 ile devam edelim. Bunları çok iyi anlarsanız bu arada. Hani bu kadar 6-7 örneği çok iyi çözün. Ben çözdükten sonra ve bu dersten sonra da mutlaka ama mutlaka tekrar yapın. Yani hiç kimseye hiçbir şeye bakmadan, yardım almadan, beni bile izlemeden kendiniz yapabiliyorsanız
İşte siz bu konuyu öğrenmişsiniz demektir. Peki başlayalım. 124'ü yazıyorum. Çekiyorum o müthiş düz çizgimi. Bu sefer yardım almadım. 2'ye böldüm 62. 2'ye böldüm 31. Ha, bir daha bölebiliyor muyuz? Bölemiyoruz. Çünkü 31 asal bir sayı. Dolayısıyla hemen asala bölüyorum ve 1. 31'i 31'e böldüm 1. Şimdi bak ne oldu? Bir tane çift yakalayabildim. 2, 2. Dolayısıyla biz bu arkadaşı nasıl çıkartabiliyoruz? 2 çıktı. Kim içeride kaldı? 31 içeride kaldı diyoruz. 45'ten devam edelim. Şimdi 45'i yine algoritmaya alıyorum. Şöyle bir düz çizgi çektim. 2'ye bölemem. 2 ile başlayamıyorum. 3 ile başlıyorum. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Çiftini bulan var mı? Tabii ki de var. 3 ve içeride kalan kim var? 5 var. Yani 3 kök 5 haliyle yazabiliyoruz. Ve 75 ile devam ediyorum. Yine o müthiş düz çizgimi çektim. Harika. Yine bakın burada da 2 ile başlayamıyorsunuz. 3 ile başlayacaksınız. 2'ye bölünmüyor çünkü. 3'e böldünüz 25. 3 ile devam edemiyorum. Bu sefer 5'e geçmek zorundayım. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Burada da 5'ler dışarı çıktı. Yani ne diyoruz? 5 kök 3 diyoruz. Geldim 18'e. 18'i 2'ye bölebilirim. 9. Ondan sonra 3, 3 şeklinde. 3'leri bu sefer dışarı atıyoruz. Yani 3 dışarı çıktı. Ama zavallımız 1, 2'miz var ki içeride. Ruh eşini bulamamış. Onu kökün içinde bırakmaya mahkum ediyorsunuz mu diyelim. Bırakıyorsunuz. Son sayfam. Şimdi A kök B şeklinde yazabildik. Hani şu sayıyı mesela kök 124'ü 2 kök 31 halinde A kök B. Yani bir sayı kök bir sayı şeklinde yazabildik. Şimdi tam tersini yapacağız. Matematikte hep böyle yaparlar zaten. Mesela size üstü sayıyı öğretiyoruz. Sonra o konunun tersi kare köklü sayıyı öğretiyoruz. Burada da kare kökün içinde bile bir şey öğrettik değil mi? A kök B şeklinde yazmayı öğrettik. Şimdi de A kök B şeklindeki ifadeyi kök içinde almayı öğreteceğiz. Bu daha da basittir aslında bence. Şöyle düşüneceğiz. Hani filmi kafanızda geri sarın. Şimdi dışarı 2 çıkmış. Bu 2'yi biz dışarı nasıl atıyorduk? Çiftini bulduğu için atıyorduk değil mi? O zaman aslında kök içinde o şu halde değil midir? 2 tane 2 vardır ki onlar birleşince dışarı böyle çıkabilmiş. Dediğinizi duydum ki doğru söylüyorsunuz. Aynen öyle. 2 kere 2 yazacağız. Bir de ne var içeride tabii onu unutmuyorsunuz. O zaten var. O ev sahibi. O hani zavallı var ya dışarıda çıkanlardan sonra içeride bir tek bu kalmıştı. Artık onun yanına geliyorlar. Dışarıdakiler içeri geliyor. O da kimdir? 5'tir. O ama bir tane. O zaten içeride çünkü. Eşini zaten bulamamış. O öyle kalıyor. O zaman 2 kere 2 4, 4 kere 5 20. Yani kök 20 halinde yazabiliyoruz. Ya da bunu şöyle düşünebilirsiniz. Mesela 3 kök 7'yi şu şekilde yapalım. 3 içeriye nasıl girer? Karesi halinde girer. 3'ün karesi kimdir? 9'dur. Dolayısıyla 9 olarak girer içeri. Ve bir de içeride ev sahibi var 7. Onu da yazmayı unutmadım. 9 kere 7 63. Yani kök 63 halinde yazabiliyorum. 4'e geliyorum. İsterseniz 4'ü çiftleştirip de içeri atın. Ya da istiyorsanız direkt karesini alarak da atabilirsiniz. Şöyle yapabiliriz. 4 kere 4 ve 10 var içeride. 4 kere 4 16. 10'la da çarparsak 160 yapar. Yani kök 160. 5'i içeri alalım. 5 içeri karesini alarak yapalım yine bu sefer. 25 diye girer. Bir de içeride ev sahibi var 5. Bitti. 25'e de 5 çarparsak 125 yapar. Yani kök 125 olarak da onu yazabiliriz. Ve bu dersin sonuna geldik. İkinci sezonun ikinci dersinde bu şekilde noktalamış oluyoruz. Umarım anlatabilmişimdir. Çok önemli bir konuya değindik. Dediğim gibi kareköklü ifadelerin belki de bel kemiği olan her yerinde kullanabileceğiniz konusunu anlattım. Bu ders tabii ki de önümüzdeki ders yine pratik yapmaya, örnek çözmeye devam edeceğiz. Kaçırmak istemiyorsanız ne yapıyorduk? Abone ol tuşuna basıyorduk ve bir de zilimizi açmayı unutmuyorduk ve bir de beğenmeyi unutmuyoruz. Son olarak bir de takip etmeyen arkadaşlarınız varsa onlara da bizden selamlar iletebilirsiniz. Onları da buraya davet ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.